Evet, maalesef burada bir tarih yok edilmiş. Değerli seyirciler, şu anda Iğdırlı Karakoyunlu ilçesi Kileler mevkiindeyiz. Ve burada büyük bir mezarlık var. Hangi topluma, hangi devlete, hangi millete ait olduğu belli değil ama mutlaka arkeologların burayı değerlendirip bir inceleme yapması lazım. Maalesef defneciler burayı mahvetmiş. Yani görmüş olduğunuz şu mezarlar hep açılmış. Bakın boydan boya şu alanda birçok yeri açmışlar. Yani burada bir tarih yattığı kesin. Arkeologların bu bölgeye dikkat çekip gelip inceleme yapmasını istiyoruz. Iğdırlı Karakoyunlu ilçesi Kireler mevkiindeyiz şu anda. Değerli arkadaşımız, abimiz Şahvelet Yıldırım'ın tespitleri doğrultusunda buraya geldik. Görmüş olduğunuz mezar maalesef kazılmış defneciler tarafından. Bakın. Maalesef yok edilmiş. Birçok şey. Her taraf öbek öbek. Burada bir mezarlık. Yüce Rabbim rahmet eylesin onlara. Evet. Ve mezarların etrafları örülü. Yani bunu nasıl tespit etmişler? Burayı açmışlar. Tamamen. Çok enteresan. Yani tamam. Şu bir tünel gibi aynı zamanda. Yani burada büyük mezarlık varmış demek ki. Yani burayı nasıl tespit etmişler mezarlık olduğunu ve açmışlar surlar şeklinde mezar taşlar mezarlıkların etrafları. Çok değişik hayvan figürleriyle dolu bir alan aynı zamanda. Yani mesela Moğolların taşlarına benzeyen, taçlarına benzeyen taşlar gördük. İşlenmiş taşlar. Şu anda tam karşımızda Ağrı. Şu anda Ağrı'nın 2000 metre civarında yükseklik yerindeyiz. Karakoyunlu ilçesinin hemen üst tarafında Kireler mevkiindeyiz. Evet. Evet, şimdi biraz daha aşağıya doğru indik. Burada da mezarlık var. Buraları da talan etmişler. Gördüğünüz gibi her yer öbek öbek kazılmış defnenciler tarafından. Bu bölgeye mutlaka koruma altına alınması ve arkeologlar tarafından mutlaka incelenmesi gerekiyor. Biz bugün Şahveret Yıldırım Bey ile birlikte bu bölgeye çekim yapmaya geldik. Gerçekten çok değişik manzaralarla karşılaştık. Evet, şurada mesela bir mezara açmışlar. Nasıl bir vicdansızlık. Bak, şurada bir mezar açılmış.
Ayrıca burada bir bölümü kazmışlar. Yani büyük bir çukur oluşturmuşlar. Evet, bu taş çok büyük olduğu için herhalde uğraşmışlar, bayağı açamamışlar galiba. Bak, bu mezar, orayı açıplar, çimmeyi çıkarıplar, boş çıkıp geri gidipler. Onun altında çimmey olur. Bir saati görüyorsun. Evet, burada da bir mezar açılmış maalesef. Evet, bir mezar daha bulduk. Bunu sanki yakın zamanda kazmışlar. Değerli seyirciler, vicdansız defneciler, bakın, mahvetmişler. Bayağı da derin. Tamam. Evet, şurada da bir hayvan figürü tam karşımızda. Evet değerli seyirciler, tekrar surların olduğu alt kısma geldik. Yani bu surlar görmüş olduğunuz alanın çepeçevrelemiş, koruma amaçlı herhalde yapılmış zamanında. Burada bir yerleşke olduğu belli. Mezarlıklar var, su yolları var, surlar var. Oradan yenemem. Oradan bile yenmek istiyorsan, orayı da görmek istiyorsan buradan gelip oradan yenmemiz lazım. Aracımız şu arada değil mi? Bu derenin kapı, o tepenin bu yanında, orada. O işten tamam. Yensek birçok şey var, orada da bir şey. Tamam. Buradan. Şahmeret Bey'i takip etmek lazım. Tam kobrayı bulamadım, da kobra orada. Tam kobra. Evet, bu İşlenmiş bir taş. Bak, sürünü görürsen. Evet, sur böyle devam ediyor. Dikkatimi çekti. Hangi asırda yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı belli değil tabi. Ama çepeçevre bu mağaranın üst tarafını komple almış durumda. Evet. Tam surların bir başka yönüne geldik. Tabi buraları aşmak çok zor. Ama çetinliklerle devam ediyoruz şu an. Evet, bu duvar 3 metre boyunda, bu 3 tepenin içinde alıyorsun, değil mi? Evet, şurada görüldüğü gibi boydan boya düzenli bir örme var. Bakın şu olduğu gibi sur duvarları. Genişliği de bayağı bir var. Yaklaşık 3 metre genişliğinde herhalde 2000-3000 metre uzunluğunda bir, daha fazla belki de bir sur alanı. Şöyle tepelerden dolaşa geliyor. Buradan devam ediyor. Buraya. Ve bu sur şimdi dikkatimi çekti. Hem de iki kat yapılmış. Bir kat aşağıda, bir kat üstte, böyle devam ediyor. Çok değişik bir yerdeyiz. Şu anda Iğdır ili Karakuyunlu ilçesi Kireler Mevki mağaranın üst tarafındayız. Ama ne yazık ki bu geç bir tarihtir ve bu tarih yok edilmeye başlamış. Görmüş olduğunuz yerler hep kazılmış defneciler tarafından. Mutlaka en kısa zamanda
buraların incelemeye alınması, koruma altına alınması gerekiyor. Çok değişik yerler. Oray da orada sen. Evet, burada da değişik bir işleme taşa geldik. Gerçekten farklı bir figür. Yani bu taşların mutlaka incelenmesi lazım değerli seyirciler. Yani böyle bu şekilde işlenmiş bir taş, şapka şeklinde. Birçok figürler burada barındırıyor. Şuradan bir geçiş var. Çok enteresan. Evet. Buraya bak. Sen şu da şu mezarı da çekeyim değerli üstadım. Evet. Görürsen burada sel sularını yönlendirirler. Yani aşağıya kadar gelip daha zayıf vermesin. Evet, zayıf ve su kanalları yapmışlar. Evet. Yönlendirip dağ kendiliğinden emir kusuyor. Evet. Burada da bir mezar bulduk. Maalesef burada da aynı şekilde defneciler mahvetmiş, açmış. Kocaman bir çukur. Bayağı da bir kazmışlar. O kaç metre kazıklar ya? Bunu nasıl kazmışlar? Şimdi işin garip yani efendim. Mezar örülü mezar zaten. Demek ki o gidecek yeri bulmuşlar. Bakın duvarları örülmüş durumda. Bu taraf, iki tarafta örülmüş durumda. Dört tarafı da hatta örülmüş durumda ve bunu yerini bulmuş, buradan girmişler. Maalesef açmışlar. Şurada ayrıca bir bölüm daha var. Buradan tabi zor görünüyor. Şöyle o bir tarafa doğru da açmışlar tekrar. Yani maalesef koruma altına alırsa bu şekilde olmaz. En azından bundan sonra en azından bir inceleme yapılıp bu bölgeye koruma altına alınması gerekiyor. Buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Yok olmasın bu tarih, yok olmasın bu geçmişimiz. Acaba burada hangi toplum, hangi millet, hangi devlet yaşardı? Buradaki derlik taşlardan olur ya. Yani değişik bir bölge. Değişik bir coğrafya. İnanıyorum ki burası koruma altına alıp incelenirse çok değişik medeniyetlerin burada yaşadığı ortaya çıkmış olacaktır. Ve emin olun gelecekte burası turizme açıldığı takdirde buralar incelenip hangi toplumların yaşadığını, ne şartlarda yaşadığını, hangi devletlerin bu bölgede hüküm sürdüğünü daha iyi bilmiş olacağız. Tarihi anlamda tarihe dikkat çekmek için bugün biz buraya çekim yapmaya geldik. Değerli abim Şehvelet Yıldırım ve Nevruz Karakoyun ile birlikte şu anda Karakoyun ilçesi Kireler bölgesi mağaranın üst tarafındayız.